31 Mart'ta sandıkta yarışacak adayların da mesaisi hız kesmeden sürüyor. Ekrem İmamoğlu afetlere karşı hazırladıkları projeyi tanıttı. Rakibi Murat Kurumsa işçilerle buluştu. Başkent'te ise Mansur Yavaş'ın rakibi Turgut Altınok'un projesi yok eleştirisine yanıtı vardı. Deprem toplanma alanlarını imara açtılar. Gündemi olası İstanbul depremiydi. Afetlere karşı dayanıklı İstanbul projesini tanıtan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP adayı İmamoğlu'nun hedefinde eski yönetimler vardı. İstanbul'daki sosyal konut ihtiyacını görmeyip Kiptaş eliyle lüks konutlar, rezidanslar ürettiler. Bugün yaşadığımız konut ve kira krizinin temelinde tüm o yanlış politikaların olduğunun da altını çizmek isterim. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum Esenler'de Hak İş Konfederasyonu'nun toplantısındaydı. Memur ve işçilerin kuracağı kooperatiflere destek vaat etti. İstanbul'u yersiz gündemlerle zaman kaybettirenlerden olmayacağız. 5 yıldır İstanbullular hizmet ve eser yerine sadece algı çalışmalarını görüyorlar. Yeniden İstanbul'umuzu bu anlayışla, bu duruşla, bu şuurla sizlerle birlikte en güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper ilçede esnaf ziyaretindeydi. %49 üzerinde var ya oyun, hiç merak etme. Sen güzel yorumlarını yapıyorsun, bizim hanım sana bayılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP adayı Mansur Yavaş ise başkentli sanayicilerle buluştu. Rakiplerinin projesi yok eleştirilerine yanıt verdi. Polat'ın sığınma ağacı, çılgın projeler ağacı. 232 köyde kanalizasyon yoktu. 131'ini yapabildik. Susuz birçok noktaya müdahale ettik.